Vizyon devam ediyor. Sevgili seyirciler, Anadolu'nun en zengin ilçelerinden biri olan Devrek'te konut ve otomotiv sektörü dikkat çekiyor. Şimdi otomotiv sektörünü konuşmak üzere Külcüoğlu Otomotiv'e gidiyor ve mikrofonlarımızı Adem Külcü'ye uzatıyoruz. Vizyon programının Devrek gezisi sürüyor. Devrek'te yaşayanların yatırım amaçlı tercih ettiği alanları merak ediyoruz ve otomotiv sektörünün ön plana çıktığını görüyoruz. Otomotiv konusunda Devrek'te kendini ispatlamış, sunduğu araç seçeneği ve kolaylıklarla ön plana çıkan Külcüoğlu Otomotiv'e uğruyoruz. Yapımcı ve sunucumuz Gülbahar Merdivan, Külcüoğlu Otomotiv işletme sahibi Adem Külcü ile Devrek'i ve otomotiv sektörünü konuşuyor. Sevgili seyirciler, Devrek'teki yolculuğumuz devam ediyor. Devrek sokaklarında gezerken öğrendiğimiz bir şey var ve çok ilgimizi çekti. Burada yaşayanlar yatırımlarını daha çok iki alana yönlendiriyorlarmış. Bunlardan bir tanesi gayrimenkul, konut, diğeri de otomotiv. Bu konu bizim bir hayli ilgimizi çekti ve bunun nedenlerini öğrenelim istedik. Onun için de Devrek'in merkezinde bulunan Külcüoğlu Otomotiv'e geldik. Yanımızda Külcüoğlu Otomotiv'in sahibi Adem Bey var. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Acaba doğru mudur gerçekten bu duyduklarımız? Bir nebze doğru diyelim biz onu. Tabii ki zaman içerisinde insanların ihtiyaçları değişiyor. İnşaattaki teknoloji ilerliyor, inşaat olduğu yerde durmuyor. Yeni binalarda da yeni ihtiyaçlara cevap verecek teknolojileri kullanıyorlar. Bu yüzden insanlar devamlı eski dairesini veriyor, yeni dairesini alıyor. Böyle bir süreç var, devam ediyor. Eski arabayı veriyor, sizden yeni araba alıyor değil mi? Burada da tabii ki araçlar, otomotivde de teknoloji durmuyor. Otomotivde de teknoloji hızla gittiği için insanlar eski araçlarını veriyorlar. İşte araçlarını 1 yaşında, 2 yaşında araçlarla değiştiriyorlar veya sıfır alıyorlar. Tabii sıfır araç aldıklarına biz cevap veremiyoruz ama ikinci el araçta gayet güzel hizmet ettiğimize inanıyorum. Devrek'te otomobil sektöründe 25-30 arası hizmet veren işletme bulunuyor. Külcüoğlu Otomotiv işletme sahibi Adem Külcü, kendilerini diğer işletmelerden ayıran özellikleri şöyle anlatıyor. Bizim hizmet anlayışımızda bazı farklılıklar var. Ben kendim de memur emeklisiyim. Biz bu sektörde 94 yılından beri bu sektördeyiz. Bizim şimdi hizmet anlayışımız derken biz önce hizmet felsefesini uyguluyoruz. Sattığımız her araca yaşı ne olursa olsun bir yıl mekanik garanti veriyoruz. Bu mekanik garantimizde nasıl işliyor? Bizim anlaşmalı mekanik ustalarımız var, servislerimiz var. Diyoruz ki müşterimize bizden aldığınız aracı arıza yaptığı zaman falan ustaya getiriyorsunuz, falan teknik servise. Orada da bizimle irtibata geçiyorsunuz, biz o servise irtibata geçiyoruz ve aracı yapıyorlar, faturayı bize gönderiyorlar. Müşterimiz gayet memnun bir şekilde oradan ayrılıyor. Külcüoğlu Otomotiv işletme sahibi Adem Külcü, satışa sundukları arabaların modelleri ve kredi kolaylıkları hakkında da bilgi veriyor. Sevgili seyirciler, şimdi ofisten çıktık ve arabaların olduğu yere geldik, showroom'a geldik. Bakalım burada neler var. Valla ben bu arkada gördüğüm arabayı gözüme kestirdim. Rengi tam bayan arabası. Güzel, küçük, benim gibi ufak tefek bir araba değil mi efendim? Evet, bayanı hitap ediyor genelde bu arabamız. Evet. Bayanların tercih ettiği araçlardan bir tanesi. Şimdi görüyorum arkada bir sürü arabanız var ve gördüğüm kadarıyla yine hep iyi arabalar var değil mi? Evet, Devrek normlarına göre iyi tabii. Sorunsuz araba satıyoruz, modelli araba satıyoruz. Çünkü müşteri nakit alamadığı için banka kredileri sattığımızdan dolayı 5 yaşın üzerindekine de banka kredi vermiyor. Bu yüzden biz de devamlı modelli araba bulunduruyoruz. Ve alıcıya da hem araç sataraktan hizmet ediyoruz hem de banka kredilerinde falan modelli araç olduğu için kolaylık oluyor ve o yönden de bir hizmet vermiş oluyoruz aslında. Külcüoğlu Otomotiv'de süren vizyon çekimleri sırasında işletme sahibi Adem Külcü'nün oğlu Yasin Külcü'nün gözleri dikkatimizi çekiyor. Yasin Külcü bir gözünü annesinden, diğer gözünü de babasından almış. Yasin Külcü, görenleri hayrete düşüren bu durumdan memnun olduğunu söylüyor. Merhabalar, Yasin değil mi ismi? Evet,
Yasin Eren. Kaç yaşındasın Yasin? 23 olduk işte. Güzel tabii, böyle farklı bir şey. İnsan hoşuna gidiyor herkesin. Hani benim gibi tepkisi olanlar da olabiliyor mu? Tabii oluyor yani. Alışkınsın sen bunlara. Yeni tanıştığım arkadaşlar falan özellikle "aa renkli mi falan filan nasıl" diye tepki gösteriyorlar. Hı-hı. İşte tabii yeşili babadan, kahverengiyi de anneden aldık.